Biraz kafamız dağılsın yahu. Twitter'a, sosyal medyaya girdiğimizde SPK başkanı istifa, işte Mehmet Şimşek istifa, borsa battı, yandık, bittik, kül olduk. Yani geçmiş düşüşler de vardı. Geçmiş düşüşlerde de bu tip görüntüler hep ortaya çıktı. Şöyle bir baktığımızda BIST 100 endeksi deprem zamanı olsun, pandemi zamanı olsun, önceki Naci Ağbal'ın görevden alınma zamanı olsun. O zamanlarda da çok düştü. Şimdi geldi süzüle süzüle 200 günlük hareketli ortalamaya dokundu. Bakalım yarın nasıl olacak? Bakalım yarın nasıl bir performans gösterecek? Yani kabul edelim. Bu 200 günlük hareketli ortalamaya gelmesini hepimiz bekliyorduk. Şimdi tamam, bunları çok konuşuruz daha. Daha çok sular götürür bu düşüş, bu kırmızı rakamlar. Biraz kafamız dağılsın. Biliyorsunuz yarın Durukan Şekerleme'nin halka arz talep toplamında son gün. Talep toplamaya başvuru yapacaklar. Yarın saat 1'e kadar mutlaka başvurunuzu yapmanız gerekiyor. Hap bilgileri daha önce çok paylaştık sizlerle. Şöyle fonun kullanım yerlerine, gelen parayı kullanacakları yeri tekrar bir hatırlatalım. Özet bilgilerde bakın %35-40'ını üretim kapasitesi arttırması için ilave makine alınması, fabrika kapalı alan inşaatı, çatı güneş enerjisi yatırımında kullanacaklarmış. Çok bir para değildi zaten, değil mi? 722 milyon TL miydi? Öyle bir şey. Evet, 722 milyon TL'lik bir gelir olacak. %40'ı 45 arasında işletme sermayesine, yani kasaya koyacaklar. Kasada para bulunsun ki işte ham maddeyi daha ucuz alsınlar, toplu alsınlar, tonajlı alsınlar. Ne yazık ki %25-30 kadarında finansal borç var. Bu borçların ödenmesinde kullanacaklar. Şimdi bugün Durukan Şekerleme'nin yönetim kurulu başkanı Mehmet Ertuğrul Durukan bir açıklama yapmış. Biz demiş aile olarak 1976'dan bu yana sanayi alanında faaliyet göstermekteyiz demiş. Yani demek ki tecrübeliler. Hani tamam, tuzu kuru derler ya. Bunlar işte hep kazandılar, hep böyleler, hep böyleler derler ya. İyi bir sanayici olsun. Gerek kendi kazansın, kazanırken de yatırımcı sana da kazandırsın. Umuyoruz tabii ki uzun vade düşünüyorsanız Durukan Şekerleme'nin yarın saat 1'e kadar halka arz başvurusunu yapabilirsiniz. Biz de yapacağız. Buradan da yine sizlerle paylaşırız. Yani maksat biraz ya şu borsadaki düşüş olayını biraz bir kafamızdan atalım. Ya yeter, yok işte SPK Başkanı Sayın Gönül istifa etsin. Borsanın bu duruma gelmesinde onların payı var. İşte halka arza gelen şirketler hep borçlu şirketler, ortak satışı olan şirketler. Tamam, doğru. Ama borsanın şu son düşüşle ülkemizin resesyona girmesi, ekonomik biliyorsunuz faiz gelmiş %50'ye. Eğil oturup doğru konuşalım. Herkes faize kaçıyor arkadaşlar. O faizin bence bir an önce artık düşürülmesi lazımdır. Zaruridir. FED ne zaman faiz indirme başlayacak? Büyük ihtimal biz de o zaman başlayacağız. Artık Ekim'de mi olur, Kasım'da mı olur, Ocak'ta mı olur? Ha, geç olmasa iyi olur. Sayın Mehmet Şimşek'e de sürekli olarak söylenen söz, işte Mehmet Şimşek gelmeden önce faizler daha düşüktü, borsa daha güzeldi, uçuyordu, kaçıyordu. Mehmet Şimşek gelmeseydi bu halimizden daha kötü durumda olabilirdik arkadaşlar. Rasyonel ekonomi politikalarına geri dönmemiz lazımdı. Mehmet Şimşek'in yaptığı şeyler doğru şeyler, geç kalınmış şeyler. Daha önce yapılması gereken şeylerdi. Bu kadar geç kaldığımız için aslında zararı daha fazla oluyor. Neyse, fazla konuşmayalım. Belli mi olur? Zararlı çıkmayalım işin içinden. BIST 100 endeksimiz ne yazık ki bugün 200 günlük hareketli ortalamaya dokundu. Bundan sonra ne olur? Bakın şuraya gündüz elipsi çizdik. Şöyle bir düzeltme yapabilir 200 günlük hareketli ortalamada. Ya da tam tersi bir şekilde, dikey bir şekilde hemen yükselişe geçebilir arkadaşlar. Hızlı bir şekilde. Hani o desteklerden soluksuz, hacimsiz, pat 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 düşüşün ardından hemen tekrar yükselişe geçebilir. Çünkü şu fiyatlarda toplayan o kadar çok kişi var ki. Ha, hacmimiz düşük, o ayrı mesele. Ama bu günler için yedek akçesini ayırmış o kadar çok insan var ki, o kadar çok fon var ki. Fon demişken, bugünlerde eğer fon portföyünüz varsa ya da BES'iniz varsa açıp baktığınızda
Onlarda da çok zarar görebilirsiniz. Niye? Çoğunlukla zaten hep hisse senedi yoğun fonlar bunlar. Hisse senetleri düştükçe ne yazık ki onlar da düşüyor. Ama hep dediğimiz gibi ben eğer her gün hamburger yiyorsam o hamburgerin fiyatının düşmesi beni sevindirmesi lazım. Ben eğer her gün her hafta sigara parasıyla Vestel Beyaz eşya alıyorsam her gün belli bir fona 50 lira, 100 lira, 200 lira para atıyorsam o fonun düşmesi, o Vestel Beyaz eşyanın düşmesi beni şimdi sevindirmesi lazım. Ha tamam diyeceksiniz ki ya Europower da düşüyor, Alvest de düşüyor. Sen aldın, unuttun, artık almıyorsun. Evet. Orada bir terste kaldık. Halen de kalmaya devam ediyoruz. E ne yapayım bu saatten sonra yok Europower'ı satıyorum, Alvest satıyorum, yarı yarıya zarardayım. Başka bir hisseye geçeceğim öyle daldan dala atlayamayız. Aldık biz onu 3 sene, 5 sene, 10 sene tutacağız. Yapacak bir şey yok. O şekilde devam edeceğiz. Neyse yine biz konuştuk borsayı, yine konuştuk düşüşü, yine konuştuk 200 günlük hareketli ortalamayı. Dememiz o ki uzun vade yatırımcısıysanız bu şirketlerin maaşınızın belli bir kısmıyla ufak ufak güvendiğiniz, beğendiğiniz, istihdam yaratan, ihracat yapan, kasasında dolar bulunan şirketlere ufak ufak yatırım yapmaya devam edebilirsiniz. Ha ben şirket seçemiyorum kardeşim. Ne yapacağım derseniz fon alabilirsiniz. BES yapabilirsiniz kendinize. Eğer önünüzde yıllar varsa kalkıp da ben 3 ay sonra satacağım. Para lazım olacak 3 ay sonra evleneceğim. İşte araba alacağım, ev alacağım, arsa alacağım diyorsanız zaten borsamızın şu tarihi zirvelerine geldiği noktalarda bir nebze olsun belliydi arkadaşlar bu düşüş. Hepimiz biliyorduk. Bakın Twitter'da da yazdım ben. Kabul edelim. Hepimiz biliyorduk borsanın 200 günlük hareketli ortalamaya geleceğini. Bilmiyorsak bile hissediyorduk. Ya çok yükseldi, düşmesi lazım diyorduk. Ha, yalan yok. Ben bu kadar düşeceğini hiç beklemedim 200 günlüğe değeceğini ama şu 100 günlükte bakın daha önce de olmuştu. 100 günlüğe hafif sarktı, tekrar yükseldi. Hani ben öyle bir hareket olacağını düşünüyordum. 200 günlüğe geldi, büyük alım fırsatı verdi. Bakın en son şurada gelmiş. 23 Mayıs 2023'te. 1,5 yıl önce 200 günlük hareketli ortalamaya dokunmuş. 3 kere dokunmuş, tepkisini almış gitmiş. Ha, bizim burada da aynı göstergeyi tekrar yapabilir. 2 kere, 3 kere aynı yere dokunabilir. 200 günlük hareketli ortalamaya. Ondan sonra tıpkı geçmişte olduğu gibi şu şekilde bakın soluksuz. Şöyle yapalım. Kaçmış onun yükselişi? Bakın 200 günlük hareketli ortalamaya dokunmuş. %28 yükselmiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 günde. 12 günde %28 yükselmiş. 200 günlük hareketli ortalamadan tepkisini almış. Olur mu? Olur. Beklentimiz o yönde. Dediğimiz gibi sabredeceğiz. Sakin olacağız. Beklemekten başka, eğer içerideysek beklemekten başka zarar yapacağımız bir şey yok. Uzun vadeciyiz biz sonuçta. Ha diyoruz içimizden tabii ki ya keşke buraya kadar bekleseydim. Burada alsaydım. Ve burada alsaydım dediğimiz yerde geçmişte de aynısını dedik. Keşke burada alsaydım, keşke burada alsaydım, keşke burada alsaydım. Belki Allah göstermesin şuraya kadar düşecek. 9200'lere kadar düşecek. Belki de orada diyeceğiz keşke burada alsaydım. Ya bunun sonu yok. Zamanlama yapmaya çalışmayalım arkadaşlar. Zamanlama yapmanın pek bir mantığı yok. Yapacağımız şey aynı miktarda alımlara ay başında haftada bir her gün ufak ufak küçük küçük alımlara devam edeceğiz. Ancak bu şekilde borsada kalabiliriz, oyun içinde kalabiliriz. Ancak bu şekilde ileri vadeli, uzun vade yatırım yapabiliriz. Dediğimiz gibi yarın artık son gün Durukan Şekerleme Halka Arz başvurusunda. Eğer hala başvuru yapmadıysanız, bugün başvuru yapmadıysanız yarın saat 1'e kadar mutlaka başvurunuzu yapın arkadaşlar. Biz buradayız. Görüşürüz tekrar.